Sevgili arkadaşlar, geldik 3 numaralı soruya. Şimdi de eğik düzlem, yani eğimleri yüzdeyle veriyorlar bazen. Bir tane öyle örnek gösterdim. Bakın, böyle rampada çıkan çok güzel çizmişim arabayı. Böyle bir araba var. Tamam mı? Şekildeki rampaya çıkan aracın sürücüsü göstergede rampanın eğimini %40 olarak okuyor. BCH yüksekliği kaç metredir diye sormuşuz. Burasını 20 metre vermiş. Şimdi eğim yapabilmen için biliyorsun sen dikey bölü yatay yapman lazım. O zaman eğim eşittir dikey bölü yatay. H bölü 20, yükseklik bölü 20 yazdım. Yüzde sorularında hemen buraya yüzde, yukarıya da yüzdenin derecesini yazıyorsun. Yüzde 40 ise yüzde 40 diyorsun. Bak, sonra içler dışlar yapman gerekiyor ama bak şöyle de görebilirsin. 20'nin kaç katı yüzdür? 5 katı. Demek ki bu da 5 katı alınarak böyle bulunmuş. 5 katı. Neyin 5 katı? 5 kere kaç 40 eder? 5 kere 8 40'tır. H eşittir 8 metrede diye bunu çat diye bulabilirsin. Ya da bunu devam ettirirsin. H bölü 20 eşittir 40 bölü 100 yaptım ya. Ben şeyi çok seviyorum. Bak şurada birer sıfırlarını sildin. Bu 4 bölü 10 oldu ya. Altını 20 yapmak için 2 ile çarptın. 8 bölü 20 al sana. Yüzde şey kaçmış? H yüksekliği 8'miş. Böyle de yapabilirsin. B şıkkı. Yani böyle yüzde verdiği zaman çok üzülmeyin. Hemen yaparsınız. Burada çok çok önemsediğimiz tanımsızlık ve sıfır olma koşullarını gösterecek bir örnek verdim. Böyle kareli kağıt verip kareli bir zemin üzerine doğrular çizip onların eğimlerini sorabilirler. Şimdi rahat bir soru da yazdım. Bakın, burada yapman gereken şey dik üçgenler oluşturman. Evet, dik üçgene baktım mesela. Bak, bu dik üçgeni yaptım böyle. Bakıyorum 1, 2, 3 kare var. Buraya 3 yazıyorsun. Burada 2 kare var. 2 yazıyorsun. O zaman MA'nın eğimi 3 bölü 2. 3 bölü 2'yi görüyorsun. Bu arada tabii sizin çoğunuz biliyorsunuz ama biz yine de yapalım. Bakın, A şıkkını bulurmaz 3 bölü 2. Şu 2 bölü 3'ler gitti. Bu şık gitti. Bu şık gitti. 2 şık kaldı. Yaradan'a sığınıp salla. Yapmayacaksın tabii. Devam edeceksin. Geldik ikinciye. B şıkkında diyor ki bak bu. Düz çizgi, ben daha önceki videolarda size söylemiştim. Bakın, böyle yatay olduğu zaman eğim sıfır demiştim. Böyle dümdüz olduğu zaman, dik olduğu zaman da tanımsız eğim demiştim. Burada yatay olduğu için, bu tamamen y eksenine paralel olduğu için, ya da şöyle düşün. Bak, bu böyle aslında yok ama böyle bir şekil doğru değildir ama şu yüksekliği 0, burası ise 3. 3. Bunun eğimi ne olacak o zaman? 0 bölü 3'ten 0 çıkacak. Öyle gerizekalıca bir örnek verdim ama güzel işe yarıyor. Burasının yok olduğunu, 0 olduğunu söylüyor. Çünkü hiçbir yükseklik yok orada. Buradan bile anlayabiliyorsun. O zaman B ne olacak? MB için biz 0 diyebileceğiz. Hemen geldik şıklara. Zaten bak, MB'nin 0 olduğu şık Ceyhan, artık gerisini yapmama gerek yok. Tabii çok sağlamcı olarak öbürküne de bakalım. C şıkkı bu dik gelmiş. Bakın, dik olarak yaptığı zaman da bu sefer şunu söyleyeyim size. Bu sefer de bu yükseklik şurası 0, burası 1, 2, 3, 4 olarak. Bakın, burada saydığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane. 4. O zaman dikey bölü yatay dediğin zaman 4 bölü 0. Faydası 0 olan bir şey tanımsız oluyordu. Tanımsız. O nedenle bu tanımsız. Dolayısıyla direkt aşağı doğru inenler tanımsız oluyor. Burada tanımsızlık da geldi. Sonuncusuna bakalım. MD için mayday. Bu ne? Bu 2 buradan. Burası 1, 2, 3, 4 de buradan. 2 bölü 4. Yapıyorum hemen. MD eşittir 2 bölü 4. O da azıcık estetik yaparsak 1 bölü 2, 2'ye böldüm ikisini de. 1 bölü 2, orada da 1 bölü 2 var. O zaman Ceyhan doğru cevap. Zaten 2 tanesini de yakalamıştık. Bu şekilde eğimleri yapabilirsiniz. Eğim konusu kolay konu arkadaşlar. Kafanıza takmayın. Şimdi bir sonraki videoda doğruda eğimlerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.